Yağmur Hanım efendim. Alkışlar Yağmur Hanım için. Grubun en genç üyesi sizsiniz değil mi? Siz mi Harun Bey'im? Sizsiniz galiba. Benimdir. Sizsiniz. Kaç yaşındaydınız? 20. Kolay gelsin. Yeni bitti okul. Evet. Hem çalışıyorsunuz oldum. Hem böyle kariyer atılımı noktasındasınız. Evet. Dur bir harf alayım dediniz. Evet. Kaç tane alacaksınız? Bilmem. Nasıl bilmem? Biraz önce annenizle konuştuk. 9000 yapmayacak mısın sana evet. Efendim? Kaç tane alacaksınız? 8. En fazla. Evet. Değil mi? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Çok güzel yarıştı Edip Bey. Ama şans yanında değildi. Ümit ediyorum ondan sürgelen size verilmiştir. Buyurun gelsin. İlki 1927 yılındaki Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen Batı tipi gece eğlencesi. Bir de 26'da varmış da orada bir gariplikler olmuş ondan. Bak. Kına gibi bir şey. Kına mı? Cumhuriyet kınası. Tövbe yarabbim. Onun öyle şey. Cumhuriyet nesi onlar o eğlenceler? Hı? Bayram, tören. Dört harfli. Böyle hani resmi giysili gece eğlencesi. Balo. Nedir? Balo. Balo. Gayet güzel. Tamam. İlkinin günahı olmaz. Tamam mı? İkincisinde de biraz böyle naftalinli bir kelime var ama muhtemelen kulağınıza çalınmıştır. Daha iyi, Y tutulan anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Bu ondan daha iyi. Bu ondan daha... Alalım mı bir harf? Alalım bir harf. Alalım. Buralarda çok uğraşmayalım. Zaten tamam. Kazandıracağı 300 puan. Evla. Çok güzel. İşte bu kadar. Burada mesela harf var. Ne kendinizi ne beni üzün. Buyurun beş harfleri. Ağaçtan, tahtadan yapılmış olana... Ağaçtan, tahtadan yapılmış kaşık... Mobilya. Kaşık olmaz da. Nasıl mobilya? Ahşap. Efendim? Ahşap mobilya. Tamam. Şimdi beş harfliler. Küçük bir oyunbazlık var sorunun içerisinde ama beş harfleri bitiren cevap da ilki kadar kolay. İskele tarafındaki elini daha yetkin kullanan. İskele tarafı hangi taraf? Yani... Sancak var, iskele var. Dümen. Dümen mi? Elini diyor daha yetkin kullanan diyor. Yemeyin o denizcilik tuzağını. Denizcilikle ilgili bir şey değil bu. Aa. Bir elini daha yetkin kullanan. Bir taraftaki elini daha yetkin kullanan. Zaten iki taraf var. Evet. Demek ki... Solak. Hangisi olsun? Durduralım mı? Solak. Solak olsun. 500 puan. Çok i̇yi süre gidiyoruz. Kaybediyorum galiba. Evet ama evet. Süre konusunda evet, pek iyi hareket etmiyoruz. Evet. 1700 puan güzel puan. Zaten hiç harf almasaydık 1800 olacaktı. Ama o sırada neredeyse 2 dakika harcadık. Olmaz. Böyle gidersek 7 harfli cevapları görebiliriz ancak. Hadi biraz hızlanalım. Buyurun. Tamam. Yüklemi başına buyruk olan cümleler. Devrik. Devrik cümleler. Gayet güzel. İşte bu. Şimdi biraz lafı uzatacağım. Beni susturun gerekirse. Benden önce görüyorsunuz zaten. Buyurun. Tıp dilinde stria da denen, derinin gerginliğe en fazla maruz kalan alanlarında ortaya çıkan çizgi tarzında izler. Özür dilerim. Derideki nokta noktalar. Stria. Söylemesi de zor. Yanlış bir şey söyleyeceğim diye korkuyorum. Yok bir harf alayım. Buyurun. Derideki neler onlar? Şimdi çok biliyormuş gibi konuşmayayım mı? Ne bileyim doğumdan sonra filan mesela gerginliğe diyor ya en fazla maruz kalan. Ben de 9 doğurduğum için. Çatlak. Çatlak gayet güzel.